Dünyası'yla devam ediyoruz yayınımıza efendim. Bugün ilk olarak biraz gayrimenkul konuşacağız. Özellikle Türkiye'ye ilgi ve Türkiye'den yurt dışına ilgi tarafına da bakıyor olacağız. Konuğum Mars International CEO'su Hakan Bucak. Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız bugün? Hoş buldum Didem. Sağ olun, nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Artık haftayı kapatmaya hazırlanıyoruz. Dolayısıyla evet. Fena değil, yoğun bir hafta geçirdik. Sizler de inanıyorum ki oldukça yoğun bir dönemden geçiyorsunuz. Biraz evet. Aslında bu piyasaları toparlamak istedim sizinle birlikte gayrimenkul tarafında. Çünkü son günlerde özellikle Türkiye'ye gelen global emlak yatırımında bir düşüş olduğunu takip ediyoruz. Tam tersi istikamette bir hareketlilik dikkat çekiyor. Biz biraz önce yurt dışından Türkiye'ye olan emlak yatırımı ilgisinin neden düştüğüne odaklanalım ve biraz rakamlara dökelim isterim. Ne dersiniz? Tabii. Buyurun. Hemen girizgahı yapalım. Şimdi Türkiye yurt dışından gelen döviz, gayrimenkul odaklı döviz girdisi 2022 yılında normalde peak yaptı, seviyelere geldi. 6.2 milyar dolar bir giriş olmuştu. Ondan öncesinde 2 milyar dolarla başlayan 2017'de 6.2 milyar dolara giden bir trend vardı, yükseliş trendi vardı. 2023 yılında özellikle deprem faciasından sonra seçim ekonomisinin başlamasıyla beraber siyasi belirsizlikler, enflasyondaki belirsizlikler ve dünyadaki diğer rekabette olduğumuz ülkelerin önemli atılımları ve avantajları ön plana çıkmasıyla beraber global yatırımlar 2023'te FDI giriş olarak 3,5 milyar dolara kadar düştü. Yani biz 6.2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara bir düşüş seyretti. Yaklaşık %45-%50'ye yakın bir düşüşten bahsediyoruz. Yabancının talebi özellikle dünyada Dubai gibi biraz daha böyle kendini daha rahat hissettiği, siyasi belirsizlik, ekonomik belirsizliğin olmadığı daha güvenilir ülkelere doğru kaymaya başladı. Türkiye'deki biraz seçim ortamı açıkçası ve özellikle de yabancı gayrimenkul satışları ile alakalı konunun politik bir malzeme haline gelmesi, çok ciddi anlamda siyaset gündeminde olması 4-5 ay boyunca bu düşüşün ana gerekçelerinden, en önemli gerekçelerinden diyebiliriz. Tam tersine Türk vatandaşının yurt dışına olan ilgisi arttı dedik. Oraya gireyim. Evet, oraya girmeden önce Hakan Bey, aslında şimdi hani yine geleneksel olarak Türkiye'den her zaman yurt dışına özellikle belli bir gelir grubu, varlık sınıfında bir ilgi vardır. Burada mesela Dubai dediğiniz için ilgimi çekti. Dubai çok duyduğumuz bir alternatif değildi yakın zamana kadar. Biraz daha işte Avrupa, Amerika özellikle ilgi çeken yerlerdi. Dubai'de ne tür avantajlar elde ettiğini düşünüyor yabancı yatırımcılar? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Şimdi Dubai özellikle pandemiden sonradan itibaren çok önemli bir çıkış trendine geçti. Normalde yabancı gayrimenkul satışlarında Dubai ortalamada 10 milyar dolar bir gelir elde ediyorken 2 sene önce 25 milyar dolar, geçen pardon 3 sene önce 25 milyar dolara çıktı, 2 sene önce 65 milyar dolara çıktı, geçen seneyi de 100 milyar dolar bir FDI ile kapattı. Çok ciddi anlamda bir gelir elde etti. 16 milyon turist ziyaret etti ve 100 milyar dolar bir gelir elde etti bu gayrimenkul tarafında burada. Neden derseniz Dubai çok ciddi anlamda dünyadaki özellikle sıkılaşma politikası olan ve mortgage oranlarının arttığı, faiz oranlarının arttığı, gayrimenkul odaklı krizlerin yaşandığı bir dönemde çok önemli bir şekilde özellikle markalaşmaya ve vizyon anlamında çok önemli yatırımlar yapmaya başladı. Teknolojik anlamda, dijital dönüşüm anlamında ve yatırımcı dostu olabilme konularına çok ciddi anlamda yatırım yapmaya başladı. Hal böyle olunca çok ciddi anlamda bir yatırım ortamı oluşmaya başladı. Yani hem üretimi destekledi hem satın alma süreçlerini çok ciddi anlamda destekledi. Bunu da çok ciddi anlamda markalaşma konularını yatırım yaparak desteklemeye başladı. Kira getiri olanları Dubai'de %6 ile %15 bandına döviz odaklı oturmaya başladı. Durdurak yok gelişmelerin olduğu bir alan olmaya başladı. İşte bir kasino projesi var, akabinde çok büyük bir metro projesi var. Hindistan'la Dubai'yi birbirine bağlayan bir yeraltı Hyperloop tünel projesi var. Onun üstüne sırası gelmeyen dünyanın en büyük markaları Mercedes-Benz gibi, işte Jacob & Co gibi moda markalarının ve gece içecek markalarının bir rezidans kulelerine isim verme trendi
başladı derken Dubai çok ciddi anlamda bir atılım gerçekleştirdi. Tabii özellikle yabancı gayrimenkul satışını eleştiren ülkelerde işte Türkiye gibi, Portekiz gibi ve Amerika gibi, Kanada gibi ülkelerdeki yatırımcıların da bu ülkelere yatırım yapmayacağını hesaba katarsak, 400 milyar dolarlık da bir pastanın olduğunu hesaba katarsak, Dubai bunun %25'ine çok ciddi anlamda göz dikti ve çok ciddi bir iletişim çalışmasıyla ve çok ciddi bir markalaşma çalışmasıyla 100 milyar dolara ulaşmış oldu. Evet. Çok ciddi bir yatırımcı dostu bir ortam var. Dolayısıyla en büyük gerekçelerinden bir tanesi herhalde, bu aslında ve vergi avantajı var. Evet, evet. Herhalde işte o kilit cümle orada yatırımcı dostu ki bunun içerisine vergi avantajı da giriyor. Peki evet. Türkiye'ye tekrar ilgiyi arttırmak için benzer bir sıralama mı gerekecek? Bir işte yatırımcı güvenini kazanmak, iki belki yatırım ortamını iyileştirmek. Burada da bir takım yeni fikirler, yeni planlar, projeler üzerinde düşünülüyor mu bu pastadan pay alabilmek için özellikle 2024 veya ötesinde? Bürokrasi tarafında özellikle biz bu konuları çok gündeme getiriyoruz sektör temsilcileri olarak ama bürokrasi tarafında şu andaki ana gündem özellikle enflasyonun düşürülmesi ve diğer problemler. Bu konu gündemde değil şu anda işin gerçeği. Ama bu konunun gündeme alınmasıyla alakalı sektörden görüşler ve tavsiyeler toplanmış durumda. Bizler çeşitli dönemlerde muhatap olduğumuz bakanlıkları ziyaret ederek Dubai modelini ve birkaç ülkenin modelini anlatarak buradaki pastanın büyüklüğünden bahsettik. Tabii biz ülke olarak global yatırımları 4 tane şehire sığdırdık. Aslında biz 81 şehire sahip ülkeye baktığımızda daha Tabii. böyle şehirlere yaymamız gerekiyor. Biz sadece İstanbul, Alanya, Antalya, Mersin, Ankara dörtgenini kurgulayarak yabancıya satışı sıkıştırdık. Bu ülke, bu şehirlerdeki gayrimenkul odaklı kira fiyatlarının artmasını da yabancı talebe bağladık. Mültecileri yabancı yatırımcılarla karıştırdık. Sığınmacıları yabancı yatırımcılarla karıştırdık derken çok ciddi bir hem sosyodemokratik açıdan hem de ekonomik açıdan problemi yabancıya kesmeye başladık. Aslında biz bürokrasiye bu konudaki önerilerimizi çok detaylı anlamda vermeye başladık. Tabii biz yabancının burada özellikle escrow sistemlere ihtiyacının olduğu, yani güvenli alım sistemlerine ihtiyacı olduğu, özellikle üretilen projelerin teslim konusundaki güven probleminin, güven tesis edilmesinin bürokrasi tarafından çok önemli olduğunu, yabancıya mortgage sisteminin geliştirilmesi gerektiğinin çok önemli olduğunu evet. ve satın alma süreçlerinde dijital inovasyonun yani tapu süreçlerinde, noter süreçlerinde, ıslak imza süreçlerinin biraz daha dijital inovasyon araçlarıyla geliştirilmesi gerektiğini vurguluyoruz evet. özellikle ama tabii bu bir süreç. Tabii bu bahsettiğiniz her şeyi kapsayan süreçler yurt dışında mevcut ve tabii. şimdi hani özellikle Türkler yurt dışından mülk edinmek istediklerinde neler yapmalı o konuya da biraz değinelim isterseniz. Ve de ne kadarlık bir ilgi var şu anda ondan bahsederseniz rakamsal olarak da sevinirim. Şimdi Türklerin şu andaki yurt dışındaki yatırımları geçen sene Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 2.8 milyar doları buldu. Bundan tam 10 yıl önce Türk vatandaşının yurt dışından yaptığı yatırımlar yıllık bazda 100-150 milyon dolar bandındaydı. Geçen ay sadece 130 milyon dolarlık bir alım gerçekleşti ve aslında geçen ayki bir aylık alım 10 sene öncenin bir yıllık alımıyla eşdeğer halde aslında baktığımızda. Yani 2.8 milyar dolara yıllık ulaşan bir rakamdan bahsediyoruz. Örnek veriyorum Dubai'de Türkler ilk 10 sırada şu anda en çok alan vatandaşlar arasında. Miami'den alımlar gerçekleşiyor. Amerika'da New York bölgesinden alımlar gerçekleşiyor. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden ve ikametgah programlarına ilgi gösteren özellikle bir kitle var. İşte Yunanistan, Portekiz, İspanya gibi ülkelere beraber göstermekte şu anda. Evet. Ama en çok şu anda ilginin olduğu alanlara baktığımızda özellikle Dubai, Miami, Yunanistan ve Londra olarak sıralayabiliriz 4 tane bölge olarak. Tabii nelere dikkat etmeli? Şimdi biz gelişmiş ülkelere yatırım yaparken buradaki hukuki süreçleri göz ardı etmemeliyiz. Buradaki gayrimenkul danışmanı çalışmalıyız. Bir hukuk danışmanımız olması gerekiyor. Bir mali müşavirle çalışmamız gerekiyor. Yani bu ülkeler çok gelişmiş diye
mağduriyet olmayacak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla evet. Her gelişmiş ülkede de mağduriyetler doğabiliyor. Bu mağduriyetleri önlemek amacıyla özellikle gayrimenkul danışmanı, hukukçu ve mutlaka bir mali müşavirle çalışmakta birlikte çalışmak fayda var. Gerekiyor. Yoksa mağduriyetler doğmuyor. Çünkü vergi düzenleri özellikle Amerika ve Avrupa'nın çok kompleks durumda. Evet. Biraz hani emlak satın alırken bizim Türkiye'de normalde çok alışık olmadığımız uzmanlarla yoğun çalışmak gerektiğinin evet. altını çizelim. Hakan Bey çok evet. teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz yani. İçin efendim kolaylıklar diliyorum size ve iş dünyasında bir reklama gidiyoruz. Şimdi az sonra tekrar birlikte olacağız. İş dünyası devam ediyor. Efendim 22 Mart 1993'te Birleşmiş Milletler kararıyla Dünya Su Günü ilan edilmiş 22 Mart. Dolayısıyla bugün Dünya Su Günü, biz de bu belki de en kıymetli kaynağı konuşuyor olacağız. Bugün Ambalajlı Su Üreticileri Derneği yani SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşa Bey Kalebaşı'yla. Yaşa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Yine isme takıldım ben, çok güzel bir isminiz var. Sebebini de söylediniz biraz önce. Teşekkür ne güzel ederim. Hakikaten. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum efendim. Amin, dilerim. Şimdi su yani 1993'ten beri Dünya Su Günü ilan edilmiş ama herhalde evet. kaynaklar tükenmeye başladığında insanlara dank ettiği için anca evet. bir ciddiyet oluşmaya başladı son evet. belki de 5-10 sene içerisinde. Biraz bahsedelim mi bundan? Hem su kaynaklarını korumak için neler yapılması gerekiyor ve sektörün geleceğiyle ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? Evet. Tabii Dünya Su Günü bu yılki teması barış için su. Su her anlamda çok önemli, az önce de vurguladığınız gibi. Su deyince aslında suyu üçe ayırmak gerekiyor. Dünyada bulunan suyun %97 kullanılamayan su. %3'ü kullanılabiliyor. Bu %3'ün de %70'i tarımsal üretimde kullanılıyor. %20'si sanayide, geri kalan %10'u da evsel bilim insanlarında araştırmaları, çalışmaları bu yönde yönlendiriyor. Burada da tabii su en önemlisi, tarımda kullanılan suyun mümkün olduğu kadar kaynak sularından kullanılması lazım. Yani yer altından aldığınız zaman suyu birçok kaynakları etkiliyor. Dolayısıyla suyu idareli kullanmanın asıl yolu yeni sistemde kullanmak lazım. Yani damlama sistemiyle. Geleneksel eski sistemleri tüm bilim insanlarının söylediği bu. Bırakmak lazım. Buralardan başlıyor. İkinci dilimiz sanayiye geldiğimiz zaman sanayide de dönüşümlü suyu mümkün olduğu kadar kullanmak lazım. Yani atığı oluşturmamak lazım. Atığı yeniden kullanılabilir duruma getirmek lazım. Üçüncüsü de yine evsele geldiğimiz zaman, yani bizim barajlarımız, dolayısıyla ambalajlı su üreticilerinin kullandığı su kaynaklarını, besleyen kaynakları tabii korumak lazım. Her anlamda sanayi alanından işte doğal görüntülerini etkilemek lazım. Yani mümkün olduğu kadar dikkat etmek lazım. Evet. Bu anlamda şöyle bir şey daha var. Onu da vurgulamam gerekirse. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son zamanlarda yaptığı çalışmalar da çok önemli. Çünkü çok büyük barajlar yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. Bu yılki teması da Tarım ve Orman Bakanı'nın sıfır, yani kayıp suda. Bunu da şöyle düşünmek lazım. İşte evdeki kullanımları da burada her anlamda eli yıkarken boş akıtmamak lazım. Evet. Bunun birçok geleneksel şeyler ama burada bizim çalışmalarımızdan şöyle bir önemli bir konu var burada. Yaklaşık hanelerde %40 arıtılmış su tekrar arıtılıyor. Yani barajlardan gelen hanelere su zaten belirli bir sistemde geliyor. Fakat tekrardan bir arıtma sistemiyle arıtıldığı için buradaki en önemlisi
1 litre suyu elde etmek için 5 litre ve üzeri atık oluşturuyor. Bu farkında olunmayan bir konu. Bir dakika, onu bir anlamaya çalışıyorum şimdi ben, evde su kullanan biri olarak tabii, evet, ki herkes gibi de. Yani musluktan gelen suyu kullanabilir miyiz? Kullanabilirsiniz. Tabii ki, İçmek için, yemek tabii için. Tabii ki kullanabilirsiniz. Kaynatmadan tabii, falan. Tabii tabii, Sağlık Bakanlığı bu anlamda bütün denetimleri yapıyor. Dolayısıyla sizin hanenizin girişine sağlıklı suyu veriyor. Ama biz burada şunu yapıyoruz. Suyun işte farkındalık oluştursun diye, Dünya Su Günü diye konuşuyoruz ya. Evet. Burada eksiklerimi konuşmamız lazım. Tabii. Eksik, nerede eksik yapıyoruz? Tabii. Bunu vurgulamak istiyorum. Yani temiz olan suyu biz tekrar arıtma sistemine bağlıyoruz. 1 litre suyu arıtmak için 5 litre atık oluşturuyoruz. Evet. Bakın, bu 5 litre minimum. Filtrasyon sistemi ne zaman dolacağı, ne kadar sürede dolacağı bilmiyoruz. Gelen suyun değerlerini bilmediğimiz için daha erken dolarsa, yani öyle genelde satıcılar onların 6 ay 1 yıl filtre sistemi diyor. Böyle bir şey yok. Hı. Ne kadar su geçtiği, ne kadar yoğun su, mineralde su geldiği bilmediği için daha erken dolarsa bu atık 15-20 litrelere kadar çıkabilir. Çıkabiliyor. Peki, bunlar önemli noktalar tabii. Belki de hani hepimizin daha da bilinçlenmesi gereken hususlara da değiniyorsunuz ama şimdi ambalajlı su tarafına geçelim. Mesela 2023'te satışlar nasıldı? Bu bahsettiğiniz filtrasyon kullanımı arttı mı? Satışları bu anlamda etkiledi mi? Nedir oradaki? 2022-2023 satışlarında çok bir değişiklik yok. Hı-hı. Yaklaşık sektörde %40 kapasite kullanımı var. Yani sektördeki kapasite kullanımı öyle baktığın zaman rekabetçi bir boyutta. Yani, hı-hı, çok daha boşluk var. Dolayısıyla yaklaşık 11 milyar litre su, ambalajlı su satılıyor. Bunun %50'si dönüşümlü dediğimiz damacanada kullanılıyor. %50'si de dönüşümsüz dediğimiz PET ambalajda kullanılıyor. Dolayısıyla kişi başı tüketimde yaklaşık 126 litre. Türkiye'deki su tüketimi kabaca böyle rakamlar. Yani orada bir sektör olarak bir sıkıntı söz konusu değil. Hedefler neler peki ve yatırım yapılıyor mu bu alanda? Bu alanda tabii ki, yani mevcutta şu anda Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın su üretim izni verdiği 392 tane marka var. Hı hı. Dolayısıyla bu markalar Türkiye'nin dört bir yanında üretim yapıyor. Dediğim gibi bu buradaki kapasite kullanımı da %40'larda olduğu için, yani böyle hani su üretimi az, fiyatlar artar, öyle bir şey söz konusu değil. Pekala. Ben tüketici davranışlarını da merak ediyorum. Çok kısaca değinebilir miyiz? Nerelere gidiyor daha çok? 126 litre tüketiyor diyorsunuz bir, evet, kişi. Nasıl tüketiyor? Hangi tür suyu tüketiyor daha ambalajlı çok? Ambalajlı su olarak tüketilen, evet, suyu bahsediyorum, 126 litre. İşte ambalajlı suyun da dağılımını az önce bahsettiğim, evet, dönüşümlü damacana dediğimiz, PET dediğimiz. Tüketici davranışı aslında yeterli değil. Daha yüksek olması gerekiyor. Ama burada az önce vurguladığımda belki bir şeyi eksik söyledim. 1 litreye 5 litre filtrasyon sistemi, evet, atıyoruz ya. Bu hanelerin %40'ında var. Böyle baktığınız, hı, zaman çok büyük bir suyu atıyoruz. Tabii ki bizim oradaki kullanımda, hani bu satışların bu boyutta olmasını normal olarak bakmak lazım. Şimdi sürdürülebilir su nasıl temin edilebilir diye de sormak istiyorum. Şimdi deprem döneminde bunu çok, hı, yaşadık. Yani maalesef en çok ihtiyaç duyulan husus suydu. Ve ambalajlı su bu anlamda önemli. Neler yapılıyor? Ya o anlamda şunu söylemek lazım. Ambalajlı su gerçekten bu ülkenin sigortası. Özellikle afet durumunda, işte en son yaşadığımız depremi şey yapacak olursak, şöyle şunu yaşadık. Depremde sonuçta ilk gönderdiğiniz kurtarma ekibiyle birlikte su göndermeniz gerekiyor. Çünkü insanlara 72 saat içinde su veremediğiniz zaman bilimsel olarak böbrek iflas ediyor. Tabii. Dolayısıyla ambalajlı su çok önemli. Biz burada Su Üreticileri Derneği olarak, Sudar olarak ilk gün akşamdan itibaren başladık. İkinci gün kriz masamızı kurduk. Biz üretmekte hiçbir sıkıntı olmadı. Nakliyede kısmen sıkıntı yaşadık. Ama sonuçta devletin kurumlarıyla, işte vali beylerle, valilerle, belediyelerle, işte AFAD'la, Kızılay'la bunları çözdük. İnşallah bundan sonrası içinde deprem, işte yangın, sel, bu durumlarda ilk önce ihtiyaç duyulan şey ambalajlı su. Bundan böyle de bu tür durumları daha organize yapmak için ilgili kurumlarla görüşüyoruz.
su üreticileri, su deri olarak daha akışkan, daha altyapısı düzgün neler yapabiliriz? Onları da inşallah yerine getireceğiz. Bir daha muhtaç olmayalım inşallah diyerek inşallah. Ama bu hazırlıkların da yapıldığını biliyor olmak insanı biraz daha huzur veriyor i̇nşallah. En azından. Efendim çok teşekkür ediyorum Yaşar Bey, Kalebaşı bana eşlik ettiğiniz için. Bu esnada da gongu duyduk, verdik. %0.32'lik yani 29 puanlık bir düşüşle BIST 100 bugün 9.111 puan seviyesinden günü noktalıyor. Hacme bakıyorum, hacimde de dün oranla düşüş var. 111 milyar liralık bir hacim gerçekleşti. Bankacılık endeksinde yine bugün yukarı yönlü bir hareket ama %0.9'la bu kez sınırlı. Dün %6'lara yaklaşmıştı, hatırlayacaksınız. Bakalım detayda neler var bu haftanın hem toparlaması hem de bugüne özel notları için. Philip Capital'a gidelim. Araştırma Grup Başkanı Sadrettin Bağcı benimle birlikte. Sadrettin hoş geldin. Nedir elinde biriken notlar? Nihayet bu yoğun haftayı tamamlıyoruz da nasıl tamamlıyoruz? İyi akşamlar Didem, iyi yayınlar. Öncelikle hani bankacılık endeksindeki yükselişi beğenmemem beni üzdü açıkçası. Hani 0.92'lik bir yükseliş var. Hiç de fena değil aslında. Onu söylemek isterim. Hani dün %5-6 yapmıştı. Yani her gün böyle bir şey yapmasını çok beklemek doğru değil zaten. Ama hani daha iyi olabilir miydi? Daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. O anlamda biraz sana katılıyorum, hani daha yukarıları gördük aslında. Şöyle söylemek lazım, hani dünkü faiz kararı bence yani piyasaya sürpriz olmanın ötesinde bence bir takım başka hani devinimleri de beraberinde getirecek gibi görünüyor. Bence bunların en başında gelen de faiz tarafına baktığımız zaman aslında hem 10 yıllıklarda hem 2 yıllıklarda bir faizlerde gerileme göze çarpıyor. Yani 10 yıllıklardaki faiz gerilemesi özellikle hani beklenen bir durum, böyle bir faiz artırımı sonrasında. Ama kısa vadede de özellikle 2 yıllık bono tarafındaki faiz gerilemesi, ben bunu piyasa açısından biraz olumlu olarak değerlendiriyorum. Diğer taraftan da şöyle bir durum var dedim. Hani kredi faizlerini bir sonraki hafta, hatta belki 2 sonraki hafta biraz daha takip ediyor olacağız ama orada da en azından 15 Mart verilerine baktığımızda yukarıya doğru meylettiğini görüyoruz. Bu seviyelerden kredi kullanımı olacak mı? Muhtemelen yavaşlayacaktır. Bu yavaşlama olurken muhtemelen bankaların fonlama anlamında da daha az mevduata ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu TL mevduat faizlerini de acaba hani bono faizlerine paralel olarak aşağı doğru getirebilir mi gibi bir soru işareti uyandırıyor bende. Eğer bu olursa bunu borsa cephesinden biraz daha olumlu okumak gerektiğini düşünüyorum. Sebebi de hani borsaya bir alternatif olma anlamında özellikle faizin o anlamda biraz güç kaybettiğini görüyor olacağız. Bu nedenle de borsanın biraz daha canlı olabileceğini belki görmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan şu var, sanayi tarafına baktığımızda özellikle TL borcu biraz daha yüksek olan şirketler bu faiz ortamında biraz zorlanacaktır finansman maliyetleri anlamında. Ki aynı zamanda muhtemelen iç talep de bir miktar gerileyecektir. Bunları üst üste koyduğumuzda da özellikle o taraftan ciroları baskılayıcı bir unsur ve aynı zamanda belki net kârı da finansman giderleri yoluyla baskılayan bir unsur da söz konusu olacaktır. Ve bu anlamda neye yatırım yapacağız şeklinde bakılınca borsa tarafında biraz daha sanki döviz borcu yüksek olan şirketler belki biraz daha ön plana çıkabilir gibi duruyor. Ve bununla beraber finansal sektördeki şirketler, bankalar, sigorta şirketleri ve faktöring şirketlerini belki biraz daha ön plana koymak lazım. Ve hani konuşmaya başlarken bankacılık endeksinden başladık. Bence bankacılık endeksi de bu anlamda hani biraz daha iyi performans göstermesi beklenebilir genel sanayi endeksine kıyasla diye düşünüyorum. Ve hani şöyle bağlamak istiyorum en sonunda da önümüzdeki hafta seçim var. Evet. Ve seçimden önceki son hafta, ondan sonraki hafta da hani bayramdan önceki son hafta olmuş oluyor. Daha doğrusu evet, bayramdan önceki son hafta olmuş oluyor. 2 haftalık bir sürecimiz var aşağı yukarı. Yani birbirini dengeleyen, hani bayramdan önce biraz böyle
acaba risk off modu ama seçimden önce biraz daha risk on modu olur mu? Özellikle dünkü karardan sonra. Yani biraz daha böyle sanki piyasanın yukarı yönlü gideceği ama hani daha yavaş adımlarla yukarı gideceği bir senaryodan belki bahsetmek mümkün olacak. Peki. Ve şunu da söyleyebilirim son olarak biraz uzattığım lafı. Hani endeks seviyesi olarak biz 9450'leri tekrar hedefleriz diye düşünüyorum. Ama 9200'ün daha sağlıklı geçiliyor olması şartıyla gibi bir fikrim var. Sadrettin Bağcı, çok teşekkür ediyorum. Bankacılığın %0.9 artmış olmasına da yani bir şey diyemem. Düne oranla nispeten daha az arttı. Allah bereket versin. Çok teşekkür aynen. ediyorum Sadrettin bana iş getirdiğin için. İyi hafta sonları diliyorum hepinize. Hoşçakalınız ve iş dünyasının da sonuna geldik. Sırada Zeynep Özyol ve Günden Kalanlar var. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi saat 21'de görüşeceğiz sizlerle ekonomik görünümde efendim. Hoşçakalın.